Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Kıymetli arkadaşlarım, bugün önemli bir konu var masada ve konuğumuz Remzi Özdemir. Paramedya.com.tr yayıncısı, Yeni Çağ Gazetesi'nden benim üstadım. Remzi abi hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Evrim. Merhaba, iyi yayınlar. Sağ olun abi. Abi hemen konuya gireceğim. İzleyicilerimizi de bekletmeyeceğim. Senin de zamanını almayacağım. Bayram değil, seyran değil. Daha bayrama var. JP Morgan bizi neden öptü diyorum. Çünkü şundan dolayı haberi ben bir arz edeyim. Yorumu sizden bekleyeceğim. Neden öptüğünü size soracağız. Diyor ki JP Morgan Türkiye için hızlı bir dönüş tahmini yaptı. Salgın öncesi hareketlilik seviyesine en hızlı ulaşacak gelişmekte olan ülkeler arasında Türkiye, Singapur, Hindistan ve Brezilya'nın olduğunu belirtti diyor. Ve en uzun süreyi alacak yani normale dönüşte en uzun süreyi alacak ülkelerde de işte Filipinler, Peru, Güney Afrika falan filan sayıyor. Raporda değerlendirmede Remzi abi şunu söylüyor diyor ki normale dönüş için gerekli aşı eşiklerinin ülkeden ülkeye değiştiği bu yüzden sonuçların ülkelerin performansına göre değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Yani şimdi aşıda biz gaza bastık diye çok güzel mi olacak işler? Bütün bu mevzular geride mi kalacak? Bu JP Morgan niye böyle yapıyor Remzi abi? Evren, bunlar bildiğimiz insanlar, yabancı insanlar değil. Bu diğer birkaç tane kurum daha var. Biz bunların bayram öncesi bize yaptıkları küçük bir kıyak olarak görebilirler bazıları ama ben onu pek görmüyorum. Çünkü bu çıkar dünyası, bu yabancılar. Biz seninle hatırlarsan bunlara tefeciler dedik, Londralık tefeciler dedik. 2 Kasım'a dönelim Evren. Yani bunu iyi anlayabilmek için 2 Kasım'a bakalım. 2 Kasım'a kadar bankacılık borsada bakın ilk önemli adım bankadaki borsa hisseleri. Borsa hisselerine bakalım. Ondan bir önce neye bakmamız lazım Evren? Gelen raporlara. Türkiye ile ilgili hepsi olumsuzdu. Hepsi aklına gelen hatta o bir tane Twitter soytarısı var. Timi mi nedir tam adını? Evet, telaffuz edemediğim. Bir iki tane daha var. Hepsi ama hepsi Türkiye'nin aleyhine yazdılar. Bir anda 2 Kasım, bakın bütün buradaki borsacı arkadaşlarımız ya da analist arkadaşlarımız girsinler o tarihe, grafiklere bakın. 2 Kasım'da bir anda döndü. Bunların hepsi onun rapor yazmaya başladılar. İşte o gün bankacılık hisselerine dönüp baktığımızda başta Yapı Kredi, Akbank, İş Bankası ve Garanti hisselerinde özellikle Yapı Kredi ve Garanti hisselerinin takasında bir hareket gördük Evren. Bunların o iltifatı yaptı. Türkiye'yi sen öptü diyorsun ben övdü diyorum. Arada küçük bir nüans olsun. O tarihe denk geliyor. Ertesi gün yabancı sürekli olarak borsada pozisyonunu arttırdı. Sürekli olarak arttırdı. Ve hemen arkasından raporlar devam etti ve birden Bakan Albayrak istifa etti. Yani Bakan Albayrak'ın istifasını sanki bu çete biliyordu Evren. 5 gün önce, 6 gün önce pozisyon almaya başladılar. Hemen arkasından bakan gitti, Merkez Bankası gitti, Naci Akbal geldi ve Türkiye ile ilgili ardı ardına raporlar, ardı ardına o kadar mükemmel olumlu. Yani o ülkeyi tanıyamadım. Ben cennet gibi bir ülkede yaşıyormuşum meğerse yıllarca. AK Parti'nin büyük bir başarısı varmış ve borsa aldı gitti. Bankacılık hisseleri %40 dilim yaptı Evren. Daha sonra Merkez Bankası Başkanı operasyonundan sonra biz küstük dediler. Paralarını alıp o güzel insanlar atlarına binip gittiler Evren. Ve şu anda aradan geçen 4-5 aya rağmen piyasalar berbattı biliyorsun. Dolar yine yükseldi, belirli şey geldi. Şu anda aynı senaryonun ben tekrarını görüyorum Evren. Yapı Kredi'nin takasına girin bakın. Garantinin takasına girin bakın. Yabancının her gün buradan sessiz sedasız hisse alımını yaptığını görüyoruz. Sanayi hisselerine evet Evren. Sözünüzü kestim Remzi abi. Dediğinizi desteklemek için aynen sizle yayından önce konuşmuştuk. Aynı şeyi dediniz. Girdim Akbank'a baktım, Garanti'ye baktım abi. Yabancının payı Haziran'ın başına göre bugüne kıyaslıyoruz abi. Haziran'ın başıyla bugün arasında %10 artmış abi.
Buyurun devam edin abi. Kesinlikle. Yani burada adamlar sessiz sedasız bir işlem yapıyor. Ve borsada yeterince alım yaptıktan sonra bunlar göreceksin ki bu raporları hızlandıracaklar. Ha, burada o senaryonun devamı var. Anlayamadığımız, çözemediğimiz nasıl bir gelişme olacak? Burada önemli olan bu evren. Türkiye'ye blok bir para mı gelecek? Türkiye uluslararası bir anlaşma mı yapacak? Amerika ile ilgili bir gelişme mi olacak? Yoksa Merkez Bankası'ndan çok önemli bir açıklama mı gelecek? Burayı biz bilemiyoruz. Ama bildiğimiz mevcut işaretler Kasım ayındaki işaretlerle aynı. Burada özellikle dolar cephesine baktığımız zaman dolar çok ciddi bir rakamlarda, bakmayın yani 8.70 halen daha ciddi bir çok da ucuz değil yani, Türk lirası yerlerde sürünüyor buna baktığımız zaman. Sanki bu seviyeden bir Türkiye'ye para girişi olacak evren. Zaten borsa aracılığıyla çok ciddi rakamlar olmasa da bir para girişi var. 8.70'in altına, sürekli altına gelmesi, 8.70'e geldikçe burada satış olması, bunu sanki doğruluyor evren. Burada şu senaryo olabilir. Tabii ki bu benim tamamen işaretlere bakarak gördüğüm, yorumladığım şahsi yorumum. Yani bunu verilerle destekleyemiyoruz. Geçmişle kıyaslıyoruz. Yani basit teknik analist gibi. Yani sanki burada bir Türkiye'ye yönelik bir para girişi olacak. Şu anda görüyoruz. Ama sadece yabancıların burayı uçurması için borsa, hazine bonosu, benzeri yerlere para giriş için gelecek olan haberin ne olduğunu bilemiyoruz evren. Bu bir faiz artışı olabilir. Ama Merkez Bankası bu ay özellikle Temmuz'daki 14'ündeki toplantısını, 14 mü 16 tam emin değilim, bu toplantısında pas geçecek, onu biliyoruz. Yani bazı analistlerin beklediği gibi Merkez Bankası faiz indirmeyecek evren. Kesinlikle indirmeyecek. Ben indirmeyi beklemiyorum çünkü indirmesi demek Merkez Bankası'nın beynine silah sıkmasıdır, intiharıdır. Bunu yapmayacak evren. İşte burada her şeyi bilen, bizden önce bilen yabancılar, çünkü biz bazı şey, bakanın istifasını dahi sonradan öğrendik. Yani neredeyse hani Yılmaz Özdil'in bir sözü var ya, Türkiye'ye bir gezegen çarpsa ya da kuyruklu yıldız çarpsa bizim Türkiye'nin yarısının haberi olmayacak. Evet, haberimiz olmadı ama burada bir şey var evren. Ama nedir bilmiyoruz. Remzi abi, şimdi ben siz konuşurken not aldım. Dediğiniz noktalarda birincisi şu, anladığım. Yabancılar çıkarttıkları raporlarla, haberlerle ya da makroekonomik verileri gözleyerek bir şekilde döngüsel hareketler yapıp al sat ya da sat alla çok güzel para kazanıyor. Bu bir, bunu anladım. Yani bu çıkan haberler de bunun bir şekilde dışa vurumu. İkincisi, diyorsunuz ki geçen 2020 Kasım'da 8.50'den kuru 7'ye düşüren bir dinamik vardı. Bu dinamikle benzeşiyoruz. O dinamikte hikaye faizdi. Şimdi burada yine böyle bir iyimser hava estirilebilir ama dinamik nedir bilemiyoruz. Bunu izleyeceğiz diyorsunuz. Bu noktada o dinamik şu olabilir mi? Dün BDDK'nın bir kararı vardı ya, kamu bankalarına 2023'e kadar hazırlık yapın denildi. Bu yeni bir kredi genişlemesi olarak AKP'nin 2023 seçimini kazanması için zaten bu şart, bir kredi genişlemesi olacak. Acaba bu kurumlar Türkiye'nin 2022-23'te ekstradan bir yeni kredi genişlemesiyle saman alevi gibi büyümesini satın alıyor olabilirler mi? Yani hikaye bu olabilir mi abi? Muhtemel. Yani iki hikaye var, ben hatta üç hikaye var burada, üç olasılık var. Birincisi bu senin söylediğin kredi patlaması, büyümesi. İkincisi Türkiye'nin Amerika'yla yapacağı bir işbirlik, ki bugün yine Biden'ın bir açıklaması vardı. Afganistan'daki askerleri çekilme sürecini daha öne aldı. Çünkü oraya Türkiye'yi dikiyor. Türk Mehmetçik gidecek, Mehmetçik ateş hattına girecek. Yani bu da çok önemli olabilir. Türkiye'ye bir jest yapabilirler ya da Türkiye'de Türk kamuoyunun iknası için bir para enjeksiyonu olabilir, Halkbank davası olabilir, tam onu bilemiyorum. Üçüncü bir olasılık da Merkez Bankası tarafı evren. Yani Merkez Bankası herkesin bildiğinin aksine, çünkü biliyorsun
son faiz, pardon, son enflasyon 17.53 oldu. Yani Merkez Bankası'nın o gösterge faiziyle aradaki marj daraldı ve herkes biliyor ki Türkiye'de enflasyonun 17.53 olmadığını biliyor. Yani şu anda parasını mevduata yatıran insan zarar ediyor. Ayrıca 19 faiz de yok. Bankaların çakallığı nedeniyle düşük faiz veriliyor. Yani 17-18. Parasını bankaya yatıran adam zarar ediyor. İşte bundan dolayı belki faizi de bir süre, yani bir 0.50 yükseltebilir Merkez Bankası. Bunun da sözünü ya da beklentisini satın alabiliyorlar Evren. Yani iki olasılık, üç olasılıktan biri. Anladım. Bütün bu olasılıkların önünde de belki de burada piyasanın özellikle dolar TL bazında çok fazla 2 Kasım 2020'deki gibi iyimser olmasının önüne bariyer koyacak bir durumda Amerikan Merkez Bankası abi. Oradaki taper tantrum dediğimiz hadise, yani bu varlıkları geri çekme mevzuları illaki olacak. Bu Türkiye'nin ağrıtırsa bu başını ağrıtacak gibime geliyor. Buna ne diyorsun abi? Evren, ben zaten çizdiğim senaryo kısa vadeli. Bak, Kasım'daki de kısa vadeliydi. Yani yabancılar Türkiye'de uzun vadeli zaten hiç düşünmediler. Son 6 yıla baktığınız zaman asansör operasyonu yapıyorlar. Tabandan giriyor, yukarıya çekiyor borsayı. Oradan faiz yüksek, hazine bonosunu alıyor. Faizleri düşürüyor Merkez Bankası. Tekrar oradan satıyor bonoyu ve Türkiye'den çıkmaya başlıyor. Yani aslında asansör operasyonu yapıyor. Yabancı çok akıllıca bir hareket ediyor. Yani kalkıp da Türkiye'ye uzun vadede para bağlamıyor. Yani senin söylediğin Amerikan tahvilleri olayı, Amerika'daki beklentiler. Evet, 2022 yılında Türk lirasının işi gerçekten zor. Hatta Ekim-Kasım'dan sonra zor. Ama biz burada Ekim-Kasım aralığı konuşmuyoruz Evren. Türkiye'de her şey aylık, en fazla 2 aylık, 3 aylık. İşte Mayıs ayında, Kasım ayındaki operasyona bak. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. Şubat'ta her şey bitti Evren. 3 ay. 3 ayda yabancı %40 kazandı. %40'ı dünyada uyuşturucu tacirleri bile kazanmıyor. Ama Türkiye gibi bir olayda belirli bir miktar para hemen arkasından bu tür kurumlara rapor yazdır, olumlu güzel raporlar yazdır. Bizim maalesef basınımızda işte bize böyle dediler, şöyle dediler. Ondan sonra tekrar nerede kalmıştık diye başa dönüyoruz. Yani yabancının bu senaryosunu biz en az AKP döneminde 10 kez gördük Evren. Ve o zaman aynı senaryoyu tekrar yaşadığımıza inanıyorum. Çünkü işaretler onu gösteriyor. Emzi abi, o zaman kısa vadede bir asansör operasyonu var diyorsun. Bir doldur evet. Boşal olacak. Evet, kesinlikle. Peki abi, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Diğer yayınlarda görüşmek üzere. Sağ olasın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.